Türkiye'de daha önce Gümüşhane, Balıkesir, Sivas ve Malatya gibi illerde karşılaşılan ve güçlü zehirleriyle insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olduğu ifade edilen Argyropellobata örümceği endişe yarattı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğretim üyesi, araknoloji uzmanı Profesör Doktor Kemal Kurt, endişeye neden olan türün Türkiye'de daha önce de tespit edildiğini belirterek insan öldürecek bir zehre sahip olmadığını söyledi. Aslında dünyada bilinen bir tür. İşte bunu biz Güney Avrupa'da görüyoruz, Asya'da görüyoruz, Avustralya'da ve Afrika'da dağılım gösterdiğini biliyoruz. Ülkemize bakacak olursak, ülkemizde de 2011 yılında yapılan bir çalışmada İşte Afyon, Bursa, İzmir gibi bölgelerin yanı sıra 32 farklı lokalitede bu tür tespit edilmiş. Son yıllarda özellikle bu küresel ısınma, iklimlerdeki büyük değişiklikler, bu hayvanın yaşam döngüsünde, biyolojisinde bazı değişiklikler yaptığı tahmin ediliyor ya da böyle değerlendiriyoruz. Örümceklerin iki grubu hariç tamamı zehirli hayvanlar olduğunu, vücutlarında zehir bezlerinin bulunduğunu biz biliyoruz. Fakat dünyanın en zehirlisi tanımı aslında biraz yanlış bir tanım. Çünkü örümceklerin dünyada 50 binden fazla türü var. Yani böyle bir kategori yapabilmemiz için biz bu 50 bin türün zehrin ayrı ayrı çalışmamız gerekir ve bir sıralamaya koymamız gerekir. Yapılan çalışmalarda bunlar avlarını daha ziyade öldürmekten ziyade felç ettiklerini doğruluyor ya da söylüyor. Lobata türünün ısırmasıyla ölmüş bir insan şeyine rastlamadık. Literatürde böyle bir bilgiye rastlamadık. Ama şunu söyleyebiliriz. Özellikle yaşlı insanlar ya da işte bağışıklığı düşük olan insanlarda, yine çocuklarda bunun zehri nasıl diyelim tıbbi önem arz edebilir. İnsanlar bunları sıkıştırmadığı sürece ya da bu türler kendilerini tehlike altında arz etmediği sürece insana saldırmıyor. Yine diğer taraftan insanlarla, insanların yaşadıkları habitatlara çok yakın habitatlarda yaşamadıklarını da söyleyebiliriz. Örümceklerin ya da zehirli hayvanların birçoğunda olduğu gibi bu türün zehri de çeşitli araştırmalara konu olmuş. Biz bunları bunların zehrinden farmakolojide kullanıyoruz, ilaç yapımında kullanıyoruz. Yine biyoteknolojide bu zehirden faydalanıyoruz.